İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkiler Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ekrem Koca, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Koca, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda tüm vatandaşlarımızı, çocuklarımızı anlamaya, hissetmeye ve yaşadıkları zorlukların farkında olmaya davet ediyoruz, dedi. Hızla artan kanser vakalarına karşı bireylere düşen görevleri hatırlatmak, toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla LÖSEV'in maskemi takarım, farkındalık yaratırım sözüyle 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda tüm vatandaşlarımızı, çocuklarımızı anlamaya, hissetmeye ve yaşadıkları zorlukların farkında olmaya davet ediyoruz. Koca, LÖSEV, LÖSANTE, Sağlık Kenti yaklaşık 650 milyonluk bir yatırım olan on binlerce çocuğumuza şifa sağlayacak cihaz ve donanıma sahipken bırakın özel imtiyazı, yasal hakkı olan tam ruhsatı bile verilmemiştir, dedi. Lösemi ve kanser hastalıkları alanlarında yaptığı çalışmaları ve yazdığı raporları ile üye ülkelerin sağlık politikalarına yol göstermesine rağmen kendi ülkesinde görmemezlikten geliniyor. LÖSEV, LÖSANTE Sağlık Kenti yaklaşık 650 milyonluk bir yatırım olan on binlerce çocuğumuza şifa sağlayacak cihaz ve donanıma sahipken bırakın özel imtiyazı, yasal hakkı olan tam ruhsatı bile verilmemiştir. Herkesin bir tuğla koyarak yaptığı tamamı ödenmiş yerli sermaye ile LÖSEV'in olan bu hastanede Lösemili Çocuklar Vakfı kurucusu Doktor Üstün Eser'in haykırışına kulak verelim. Hastanede nelere izin verilmiyor? Dünyanın en gelişmiş radyoterapi, ışınla kanser tedavisi cihazı Atom Enerjisi Kurumu'ndan ruhsatlı ama Sağlık Bakanlığı ücretsiz çalıştırılmasına izin verilmiyor. Boş bekliyor.